Birisi geldi böyle bir sarıldı bana falan. Ben de buyurun abi dedim. Sen benim Hayta İsmail'imsin dedi bana adam. Ben içimden diyorum dalga geçmesinler bizden. Rekorlar kıracak dedi. Kur'an çarpsın. Aynı bu kelimeyi kullandı. Ben de at bakalım içinden dedim. 10-15 gün gittik geldik hiç çekim olmuyor. Hatta dedik ulan dedik bunlar üçkağıtçı mı ya? Bizi böyle kandırıyorlar mı? Hani çekim olmayacak mı? Nedir bu ya bu falan? İşte Ahmet izine geldiği zaman çabuk sete gelsin aynı yere falan diye. Çok asker iyi. Elbisesine getirsin demişler. Münir abiyle falan. Hepimiz aynı anda yemek yiyoruz. Bahçede top oynuyoruz. Penaltı atışıyoruz Kemal abiyle falan. İçerime girdim abi. Full. Bütün artistler orada. Bütün yönetmenler. Aklına gelen kim böyle babalar kim varsa hepsi orada. Tüm hepsine buradan selamlar. Hepsine. İşte Hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Televizyon dünyasından tanıdığımız unutulmaz isimlerden sinema oyuncusu Ahmet Arıman Beyefendi ile beraberiz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi davet ettiniz evinize, kanalımıza şeref verdiniz. Öncelikle teşekkür ediyoruz abi. Estağfurullah, rica ederim. Ne demek? Abi biz sizi tanıyoruz, sizi Türkiye tanıyor. Unutulmaz, her geçen günde gençleşen bir filmde oynadınız. Ve bizim çocuklarımız bile açıp çok rahat seyredebiliyor. Ama orada Hayta İsmail olarak biliniyorsunuz ama biz Ahmet Arıman'ı dinlemek istiyoruz. Ve sizi sizden dinlemek istiyoruz. Ahmet Arıman kimdir diyoruz abi. Allah Allah. Ya öyle bir şeyim yok. Yani çok havalı bir kimliğim yok yani. Ama kendi halimde bir insanım işte. Tesadüf olarak deyip sinemaya geçtim. Tabii bundan önce bir siz televizyon dünyası falan dediniz ama yani esas benim normal kimliğim müzisyen kimliğim var. Öyle mi abi? Evet. Peki ne çalıyoruz? Ya org çalıyorum, klavye çalıyorum işte. Yani bir zamanlar o orgdu. Sonra ritim box'lı cihazlar çıktı. Şimdi tabii gelişmiş komplike içinde orkestra olan cihazlar var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Yani piyanist şantör dedikleri var ya. Evet. Eskisi çalıp söylediğimiz. Ama tabii durup dururken olmuyor. Buradan insanlara bir mesaj verelim. Çoğu insan gelip mesela bana soruyor. İşte hocam oğlum çok yakışıklı. Bir görseniz işte 1.90 boyunda bilmem ne falan. Güzel. Ne yapıyor? İşte vallahi hocam bilgisayarın başından kafasını kaldırmıyor. Olmaz ama yani bir gitsin bir ajansa gitsin bir ders alsın, bir atılımda bulunsun. Bak eskiler Tarık Akanlar yarışmaya girmişler. Yani bir şey yapmışlar. Durup dururken kimse kimseyi evinin içinden arayıp da bulup da gel sen oyuncu olacaksın, star olacaksın falan demiyor yani. İşte ben de müzisyen olmak istemiştim. Çok merakım vardı. O zamanlar televizyon da yoktu benim çocukluğumda. Radyodan dinliyorduk. Teybe aldırmıştım ben babama. Habire banttan dinlediğim müzikler vardı. Babam da beni kırmadı. O da gitti en büyük orku aldı bana o zamanlar. En pahalısını aldı valla. Sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Cümbüş mağazası vardı. Şehzade başında Saraçhane'de. Oradan gittik aldık abi. Ve ben dershaneye girdim. Fatih'te bir müzik dershanesine girdim. Çocuğum ama işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çekirdekten orası da. Tabii canım. Ondan sonra dershaneye girdim. İşte başladım biraz nota partisyon falan beğer bilmem ne öğrenmeye falan derken yanlış. Hayatımızın en büyük yanlışlarını hep gençken yapıyoruz. Ama ben dedim orada ok da vardı. Çalıyorum orada falan böyle. Kendi kendime şarkılar çıkartıyorum. Ben dedim oldum ya falan dedim. Ve hemen iş aramaya başladım abi. Dershaneyi bıraktım ve işe girmeye çalıştım. O zamanlar Hey dergisi vardı. Oraya ilan verdim. Orkçuyum iş arıyorum diye. Evimizde de telefon yoktu. Rahmetli Yalçın amcamın Beyazıt'ta Mahmutbaşı'da elektrikçi dükkanı vardı böyle. Merdivenin altında bir yerde böyle. Oranın işçileri gibi ben de her gün sabahleyin kalkıyordum oraya gidiyordum. Telefon bekliyordum. Beni çağıracaklar mı diye. Allah Allah o kadar. İşte ondan sonra bir gün telefon geldi. Şimdiki Bahadır Tatlıöz'ün babası. Geçen sene kaybettik. Allah rahmet eylesin. Gitarcı şef Nail Tatlıöz. Onun babası. Eğrimler Orkestrası işte orkçu arıyormuş. Görmüşler ilanda. Tamam hemen işte girdik. Ama ben daha acemiyim, daha çok acemiyim. Ondan sonra ve işte başladık, sahnelere çıktık. Çok Antalya'ya, Konya altına gittik ilk defa mesela. Geçen bir hafta 10 gün önce, 10-15 gün önce gittim orada, konsere gittik. 51 sene önce, 52 sene önce ben burada o çakıltaşların üstünde ork çalıyordum dedim kendi kendime. Bak vay aradan be. 50 küsur sene geçmiş, gene buraya geldik. Ondan sonra duygulandım tabii. Adana'ya gittik, Beyaz Saray Gazinosu ama öyle çok lüks bir gazino, turistik bir gazino. As turistimiz Ziya Taşkent. Şef garson Hasan Bora. O zamanlar hiçbir yani Hasan Bora meşhur falan değil. Bizden bir iki sene sonra tatlı sesi bulup İstanbul'a gelip İstanbul'un kralı oluyorlar yani. Kader nereden nereye. Ondan sonra ve bir de bir gün turne oldu işte. Biz orkestra turneye çıktık. İşte az solist Mine Koşan, Ersen Dadaşlar. Of of of. İşte Üvertür dediğimiz sanatçı bayan solistler. Ondan sonra ve Münir Özkul. O da oyuncu. Allah rahmet eylesin. Dehşet bir adam. Evet. Tabii biz onları o kadar tanımıyoruz. Sadece sinemadan görüyoruz ya, filmde oynadıklarını görüyoruz. Ama o adamı canlı sahnede görseniz, bir de ben
çalıyorum ona. O arkada hani orkestradayız o zaman. Öyle bir programa gittik işte. Bayağı bir 40-45 gün falan sürdü. Bütün Anadolu'yu. Kış. Oranın, gittiğimiz şehrin en büyük kapalı spor salonu veya kapalı sineması. Tabii o zamanlar televizyon bir tek TRT, o da siyah beyaz falan yani. Evet. Yani böyle canlı konserlere falan çok ilgi var. Şimdiki gibi değil yani. Seçenekler pek fazla yok. Neyse ama full. Her gittiğimiz yer A'dan Z'ye oturmaya yarık ve biz tabii Münir abiyle, o bir şarkı söylüyor. Cıppap cıppap böyle neden çatık kaşınız? İşte niye gülmüyorsunuz? Gülün dostlar, gülün falan. Bir başlıyor gülmeye abi. Çok İşte güzel. Zengin gülüşü, fakir gülüşü, işte bilmem patron gülüşü. Aklına gelen böyle bir en az 20 tane gülmeyi bu kadar mı güzel yapılır? O dediğim spor salonu inan bana hepsi yıkılıyor böyle. Neyse bir tane fıkra anlatıyor. Orada beni gösteriyordu. Biraz mahcup olmam gerekiyor benim orada. Habersiz yaptı bir gün. Spontane. Bir döndü böyle Ahmetçiğim bu ilgini hiç unutmayacağım falan dedi. Bir şey yaptı böyle. Ben böyle hayır ben yapmadım falan. Ondan sonra onun çok hoşuna gitmiş. Sonra geldi bana dedi ki ya Ahmetçiğim dedi kusura bakma dedi ben dedi bunu sana izinsiz yaptım ama dedi yani bunu her gün yapabilir miyiz dedi. Diyorum sen bilirsin abi istiyorsan yaparız dedi. Aynısını yapabilir misin dedi yani aynısını. Bakarım abi dedim elimden gel. Ve biz aynısını yaptık. O da onun çok hoşuna gitti. Yani hakikaten oyuncu gibi. Yani şimdi o gün aynısını bir gün canlı yaparsın da her gün onu aynı pozisyonda yapamayabilirsin yani. Daha oyunculuk yok değil mi? Yok canım ne alakası hep var? Hep müzisyenlik tabii. Harika. Sonra biz turne bitti İstanbul'a geldik. İstanbul'a biz turnedeyken onlar işte tipler aranıyor diye. İşte İnek Şaban. Gerçi onlar belli. Tulum Ayrı. İşte Dom Dom Ali. İşte Hayte İsmail. İşte Güdük Necmi bilmem ne falan. Onlar tipler aranıyor böyle bir havam sınıfına diye ilan vermişler. Duruyor o ilanlar. Ondan sonra benim haberim yok. Biz çünkü turnedeyiz. Bizim işte bir hafta, üç gün, beş gün sonra baktım bizim davulcu arkadaşımız geldi. Baterist. Yavuz kardeşim geldi. Ya dedi Münir abi seni görmek istiyordum. Dedim valla iyi olur ya. Biz de özledik Münir abi. Gidelim görelim falan dedik. Atladım arabaya. O zaman yeni bir araba almıştım. 74 senesinde 74 model arabam vardı. Yanlış anlamayın. Son model. Son çok model. Güzel. Evet, harika. Vallahi billahi. Tabii hatalıyız. Keşke bir arsa alsaydık. He tabii. Şimdi buradan gençlere mesaj diyorsun ya. Ondan sonra neyse gittik işte Gümüşsuyu'nda bir daire. Böyle küçük bir daire. Ama çok merkezi bir yerde. Alman konsolosluğunda hemen aşağısında bir yerde. İçeri bir girdim abi. Full. Bütün artistler orada. Bütün yönetmenler. Aklına gelen kim böyle babalar kim varsa hepsi orada. Müjde Artar, Hakan, işte Itır Esen bilmem ne bizim tanıdığım hepsi orada. Ve tanımadığım bir sürü baba yönetmenler orada ama ben bir tek Münir abi tanıyorum. Onunla şakalaşırken, böyle gülüşürken, anlatırken falan derken 5-10 dakika sonra birisi geldi böyle bir sarıldı bana falan. Baktım beni öpüyor yanağımdan falan. Ben de buyurun abi dedim. Sen benim Hayte İsmail'imsin dedi bana adam. Dedim o kim abi? Oğlum dedi bak dedi. Yıllar sonra Hababam sınıfında lakap almanın yani oynamanın değil lakap almanın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayacaksın dedi bana. Falan derken sen dedi Hayte İsmail'isin benim oyuncularımdan bir tanesisin dedi. Ben şaşırdım falan derken işte dedi Adile Sultan Kasrı'nda film çekeceğim dedi. Oraya geleceksin dedi. Münir abi de böyle şey yaptı o da bana sarıldı. Sürpriz yaptılar bana yani. Öyle gittik. Öyle gittik işte. Ben gittim en arkaya bir yere oturdum. Baktım hemen aldı oradan beni. Pıt. Dom Dom'la ikimizi aynı ikinci sıraya koydu. Öyle derken birkaç diyalog baktı ki yapıyoruz. Devamı geldi. İkincisinde bile 76-21 Ocak'ta askere gittim. Bizim aile çekilmişti. Ondan sonra askere gittim ben. Ondan sonra beni bizim aile oynattı. O gerçek askerlik değil mi? Gerçek askerlik askerde oldu. Gerçek askerlik askerde oldu. Orada da işte 76-77'de zannediyorum 77'ydi. 76'da başladım 77'de devam etti. Askerlik Elvis Presley'in öldüğü zamanlar. Evet. Eve telefon açmışlar. İşte Ahmet izine geldiği zaman çabuk sete gelsin aynı yere falan diye. Çok iyi. Asker elbisesine getirsin demişler. O sahne yani siz orada harbi askersiniz sınıfa girdiğiniz. Tabii. Ben öylesine gittim baktım elbiseyi de götürdüm. Ondan sonra dedim hayırdır abi ne oluyor falan. Hani ben de göreyim onları sette falan. İşte benim için yani şimdi bu askerlik yapıyor. Biz burada film çekiyoruz. Çekildiğini biliyorum ben o tarihte. Ondan sonra hatta bir ara gitmeyeyim askere falan dedim. Babam olmaz falan dedi. Tamam dedim bari gitsin ne yapalım kaçıralım dedim birkaç tane film falan. Ondan sonra benim için özel bir sahne yazmışlar. Bu çocuk o nasıl yapsak da bunu sevindirsek falan diye. Rahmetli Sadık Şendil senaristimiz. İşte Yavuz Turgul yönetmen yardımcısı o zaman. Ertem Eğilmez falan. Onlar öyle bir sahne düşünmüşler. Benim için de çok onur dolu bir sahne. Tamam. Hani çocuklara okuyun, çalışın, adam olun diyeceğim ama nerede hababam deyip hani oradan gidiyorum ya. O merdivenlerden zaten bir tek okulda o bölgede orijinal kalan bir tek o merdivenler kalmış. Hepsini restore etmişler. Çok güzel olmuş. Halkımıza tabii. Buradan tavsiye ederim. Orada küçük de bir de filmimizin çekildiği sınıf o da müze. Şu anda. Olduğu kadar bir müze. Anılarımız çok var orada. O okulda, o çevrede. Yani gitmelerini
hava almalarını, oraları dolaşmalarını tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz abi. Şimdi sizin hayatınız komple bir hatıra. Yani nereden diyoruz ya, hani birkaç hatıra daha yakalamak istiyoruz. Böyle Münir abiyle olur, zaten dinliyoruz. Evet. Böyle daha ayrıntılı, böyle rahmetli Halit Akçatepe ile olur, rahmetli Kemal abiyle olur, hiç fark etmez. Evet. Hepsi değerli çünkü. Ben şimdi unuttuğum isimler tabii, de olabilir. Tabii. Hepsi asla değerli. Asla ayrım olmaz. O tabii. Grup başka bir şey. Zaten şöyle bir şey, Ertan Bey bir acayip bir deha. Evet. Yani o dedim ya, o evine girdiğimde her taraf kitap dolu böyle. Her taraf ansiklopedi bilmem ne kitap. Adam yemiş yutmuş yani. Bir de hani şimdi şuraya geldi mi? Burada sen normal görürsün burayı. O adam burada 1000 tane eksik görür. Eğer bir kayıt yapacak, bir çekim yapacaksa, bir şey yapacaksa. Evet abi. Onu öyle bir ayarlar ki inanamazsın yani. Ertem abi sizi nokta atı seçiyor. Siz benim Hayta İsmail'imsiniz. Onu gördü. Beni orada baktı, beğendi hareketlerimi. Hemen tamam dedi. Olay bitti. Ve ne diyor? İleride diyor, ileriyi de görüyor. Diyor ki Hababam sınıfında lakap almak diyor. Daha tabii, şimdi ya, o zamanda. Ben çekim esnasında filme başladık. Daha doğrusu anlatıyordum. Bir hafta o gün gittik geldik, gittik geldik. O zaman biz yol parası da alıyorduk oradan. Böyle genç çocuklar hepsi. Tıfıl hayata yeni başlamış. Evet. Böyle hepsi meraklı. Hepsi bir yarışmadan çıkmış. Bir bilmem nereden, mankenlik ajansından gelmiş falan filan böyle. Bir tipler arkadaşlarımız. Hala görüşüyoruz kalanlarla. Ondan sonra çok dünya tatlısı tiplerim. Tulum ayrı. Tam böyle bir tulum ayrı. İşte Dom Nomali bir görsen. Dünyanın en sempatik adamı mesela. Öyle biz başladık. 10-15 gün gittik geldik. Hiç çekim olmuyor. Hatta dedik ulan dedik bunlar üçkağıtçı mı ya? Bizi böyle kandırıyorlar mı? Hani çekim olmayacak mı? Nedir bu ya bu falan? Adam her gün yemek yeniyor. Her gün oraya gidip gidiyorsun. Her gün bir şey oluyor. Çekim olmuyor. Meğer Ertan Bey işte o Kemal Sunal'larla, İnek Şaban'lar, işte Güdük Necmi'yle, Domdom Ali'yle, işte efendim üst düzey Münir abiyle falan hepimiz aynı anda yemek yiyoruz. Bahçede top oynuyoruz. Penaltı atışıyoruz Kemal abiyle falan. Habire biz baklava alıp geliyoruz falan. Çekim harici bunlar. Çekim harici, çekim mekim yok. Ondan sonra şey işte bizi kaynaşalım. Öyle pat diye hemen çekime girmeyelim. 40 yıllık arkadaşmışız gibi, sanki aynı mahallenin, sanki çok eski bir arkadaşmışız gibi o havayı verdirmek için parasını alıyor, harcıyor ama çekim yapmıyor. Yeter ki bunlar birbirine uyum sağlasınlar diye. Böyle bir. Evet. Müthiş. Evet. Evet. Ben o esnada hani böyle Zeki Müren durdurun uçağı inecek var demiş filmde. İşte Osmanlı filminde adamın kol saati var kolunda falan böyle. Ulan dedim bize de dedim dalga geçecekler mi bunlar falan gibisinden. İleride başımıza iş gelmesin. Yönetmene Ertem abiye sordum. Abi dedim filmin getirisi ne olacak dedim ya. Yani ileride yani ben içimden diyorum dalga geçmesinler bizden. Rekorlar kıracak dedi. Kur'an çarpsın. Aynı bu kelimeyi kullandı. Ben de at bakalım içinden dedim. Daha film çekilmedi. Hiçbir şey yok daha. Bahçedeyiz ya. Top oynuyoruz ya. Ama işte halk olarak siz söyleyin. Rekorlar kırdı mı kırmadı mı? Şu an neredeyiz abi? Şu an kimi dinliyoruz abi? Böyle böyle. Keşke onları sağ olsaydı da onlarla yapsaydınız. Yani böyle şu var. Bazen biz üniversitelerde falan böyle söyleşiye katılıyoruz. İşte etkinliklere gidiyoruz. Biz onların kaymağını yiyoruz şu anda. O babalar var ya bizim İnek Şaban'ımız. Onun o tatlılığı. Kemal abi ruhu şah yani olsun. O grup hepsini olmasaydı biz onların çıraklarıyız yani. Biz bunu itiraz etmiyoruz ki. Ama yok onlar şu anda. Biz de ne yapalım? Halkımızı bizi görmek istiyor. Harika. Hepiniz ayrı güzelsiniz. Hepiniz ayrı özelsiniz. Ve önemli Türkiye'nin sanatçılarındansınız. Teşekkür ediyoruz arada bir daha. Rica ederim. Ahmet abi sizleri böyle fazla yormama adına sizlerle sabaha kadar konuşuruz. Akşam yaparız bir de sabah yaparız. Bitmez hatıralar. Bizlere tarihe bir not düşme adına tavsiyeleriniz sizi izleyenlere neler olur desek? Vallahi tavsiyelerimiz neler olur? Dediğimiz gibi yani kendilerine bir güvenleri varsa, kendilerinde bir cevher bir şey hissediyorlarsa şöyle bir şey var. Mesela ben ajansa ders veriyorum. Bazen öğrenciler geliyor. Hepsi geliyor. Herkeste bir umut var. Oyuncu. Şimdi sinemadan konumuz sinema ya. Ondan bahsediyorum yani. Çocuklara sorarım yani. Neyine güvenerek buraya geldiniz? Yani çünkü bizim işimiz bu sinema olayı. Yani bir kabiliyet olması lazım. Bir tip olması lazım. Yani Coşkun abi, Coşkun Güven. Adamda tecavüz tipi var abi adam yani. Ama bir tip var yani. Erol Taş. Adamda bir kötü adam tipi var. O adamı sen şimdi oynatamazsın yani iyi bir rolde. Hulusi Kentmen'i bir şeytan rolünde oynatamazsın yani. Allah rahmet eylesin. Adile'nin atıştığı bir kötü rolde oynatamazsın. Evet. Münir abiyi falan. Bunların, yani onu demek istiyorum. Yani bir, işte kötü tipe giden insanlar da var. Bizim Nuri abi, Nur Alço. O da böyle çapkın tipinde bir adam yani. Anlatabiliyor muyum? İşte yeter ki bir tipe. Bir şeyiniz, ya ses tonunuz olacak, ya bir şeyiniz olacak. Yani anlatabiliyor muyum? Bir de öyle tabii durup dururken gelmiyor. Şener abi. Tamam. Çok iyi bir aileden, oyuncu aileden geliyor. Ali Şer'in oğlu adam. Evet. Bir duayenin oğlu. Ve kaç sene sonra başladı sinemaya? Yaşlandıktan sonra başladı sayılır. Yani bizim filmde de gencecik 18 yaşında falan değildi yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama o ikinci barda mesela beraber oynadık. Türkan Şoray'la beraber. Evet. Benim Türkan Şoray'la beraber hem dizim var hem
sinema filmim var. Sultan filmim var mesela. Çok o yüzden ben hani gururluyum yani. Bu insanlar sinemanın çok üstü kaliteli insanları. Sinemanın sultanı. O Ali Haydar'ı falan orada bir izle abi. Dersin ya bu ne ya? Bu adam bu nedir yani? Böyle bir şey olur mu dersin? Biz mesela film çekerken bir ekleyiş sahnesi var. Orada hani Domdom'la Tulum işte bir ekleyişi falan yapıyor. Ertem Bey bir türlü beğenmiyor falan. Kartal Tibet. Kartal rol göster. Abi Kartal abi bir geçiyordu. O bilek görüşünü bize öğretiyor şimdi. Aman Allah'ım. İşte oyunculuk böyle bir şey abi. Yani biz sanat yani. Ve herkes bir şey yapıyor. Herkes şarkı söylüyor ama işte öbür babalar gibi kimse okuyamıyor demek istiyorum. Öyle bir kabiliyetiniz varsa, kendinize güveniniz varsa lütfen o odanızdan çıkın. Gidin bir şeyler araştırın. Bir şey olmaya çalışın yani demek istiyorum. Bir de dediğim gibi bazı şeyler bir kere falan birkaç defa ele geçiyor maddi yönden. O geçtiği zaman onun kıymetini çok iyi bilmeniz lazım. Satmak çare değil. Hemen günü kurtarmak için. Hani bir şey üretmeden bana göre yani zengin olamazsın ya. Ekonomi düzelmez yani. Bir şey yapıp kendin yapacaksın, satacaksın ve bu eve para girecek yani. Habire ondan borç al, bundan borç al, işte bu evdeki halıyı sat, masayı sat. Çözüm değil demek istiyorum yani. O yüzden boşa da şey vakitlerini geçirmesinler. İleride lazım olacak. Teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdınız. Kanalımıza şeref verdiniz. Rica ederim. Çok sağ olun abi. Rica ederim. İşte Hayat Serimizde bugün televizyon dünyasından tanıdığımız Hababam sınıfının Hayta İsmail'i Ahmet Arıman beyefendiyle beraberdik. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Kanalımıza şeref verdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle. Ben buradan bir de selam vermek istiyorum. Buyurun. Bizim sevgili Domdom Ali'ye, Tulum Hayri'ye, Hafizana'ya, Kel Mahmut'a, Badi Ekrem'e, Damat Ferit'e, Güdük Necmi'ye, İnek Şaban'a, Ayşen Gürde'ye, Melih Kibar'a, Rıfat Ilgaz'a, Ertem İlmez'e, tüm hepsine buradan selamlar.